Süheyb! Süheyb! Ne oldu baba? Kardeşin nerede? O odasında, utanıyor olmalı yani. Söyle ona, utanmayı bırakıp odasından çıksın. Acele etsin. Feyza ve Kira'nın ailesi burada. Süheyb'i görmezlerse laf ederler. Gidip söylerim baba. Bir de şey var, çeyiz geldi. Kamyonu boşaltacağım, sonra Süheyb'e söylerim, aşağı iner, tamam mı? Tamam. Süheyb'e söyle, bir an önce giyinip hemen yanıma gelsin. Ben söylüyorum, merak etme sen. Tamam, hadi. Aşkım gel yanıma ve beni kabul et, ah. Gel beni hayatına kabul et, hadi. Canım benim, hayatım, bak sana neler aldım. Ucala! Hey Ucala! Söylesene, ne oldu? Şunlara bak hayatım. Senin için yepyeni kıyafetler aldım. Yepyeni. Seversen sende kalabilir, yoksa iade ederiz. Bütün bunlar ne için Rizvan? Ne demek ne için hayatım? Yarın düğüne gideceksin ya hani. Sana kaç kez o düğüne gitmeyeceğimi söyledim. Oraya gitmelisin hayatım. Bunu ben istiyorum. Sen bu düğünle neden bu kadar ilgileniyorsun? Hayatım, neden ilgilenmeyeyim bununla? Eğer gitmezsen onlara çok ayıp olur. Kiran kaç kez arayıp davet etti. O çok ısrar etti. Gitmelisin. Eğer sen istiyorsan gidebilirsin. Ben gitmeyeceğim. Bu konuda lafımı dinlemelisin. Yoksa seni oraya sürükleyerek götürürüm. Tamam mı? Ne yapıyorsun Rizvan? Hemen bırak kolumu. Önce bana bir söz ver. Yarın düğüne gideceksin ve o Süheyb'e bir şeyi ispat edeceksin. Mutlu bir evliliğimiz olduğunu. Bırak şu kolumu. Al, bıraktım işte. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Seninle 3 aydır evliyiz. Ve hala gözlerinde bana karşı nefret görüyorum. Ama her ne olursa olsun asla pes etmeyeceğim. Bu nefreti öyle ya da böyle aşka çevireceğim. Beni elbet bir gün seveceksin. Bu yüzden senden düğüne gitmeni istiyorum. O adama bana aşık olduğunu söyleyeceksin. Böylece onun aklından tamamen çıkacaksın. Ve ondan sonra da bana saygı duyacaksın. Bak Ucala, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece senin sevgini istiyorum. Her ne yaptıysam, iyi ya da kötü, hepsi seni elde etmek içindi. Ve şimdi seni almışken, kalbinde bir başkasının olmasına nasıl tahammül edebilirim, söyler misin? Asla. Senin gibi kötü birine hiçbir zaman aşık olmam. Biriyle zorla evlenebilirsin. Ama birinin sevgisini asla zorla kazanamazsın. Ben senden nefret ediyorum. Anladın mı? Senden nefret ediyorum. Hey!
Ne oldu Yaver abi? Yani neden herkesten uzakta duruyorsun? Şey, aslında annem bu sıralar pek iyi değil. Bu yüzden biraz endişeliyim. Eve gitmek istedim ama... Ama Feyza abla kabul etmedi değil mi? Evet, doğru. Aslında bugün burada olmak zorundaydım. Yoksa annemi bu durumda yalnız bırakıp hayatta gelmezdim. Haklısın. Hangi evlat annesini bu durumda bırakmak ister ki? Ben de bugün teyze neden Kınay'a gelmedi diye düşünüyordum. Allah izin verirse yarın düğünde o da burada olacak. İnşallah, tabii. Sana ne diyeceğim? Ben biraz şaşırdım. Zer babanın ailesi seni hiç umursamıyor gibi. Yani damatları tek başına duruyor. Bu hiç hoş değil. Ama kimse senin yanına gelip bir şeye ihtiyacın var mı oğlum, her şey yolunda mı diye sormuyor. Yani bu duruma biraz üzüldüm. Hayır, aslında sordular ama yani... Biliyor musun? Bizim ailemizde damatlara çok saygı duyulur. Her mutlulukta, her sorunda onlara öncelik veririz. Ama burada kimse size bir şey sormuyor. Çok farklı bir sistem var. Neyse. Bana göre sen ve özellikle annen sabırlısınız. Buna çok saygı duyuyorum. Yani Feyza gibi inatçı bir kıza tahammül etmek eminim hiç kolay bir şey değildir. Ne demek istiyorsun? Anlamadın mı? Ne kadar saf bir insansın. Bence karına çok yüz vermişsin. Baksana, şu anda kayınvalidesinin sağlığı yerinde değil ama o burada kardeşinin kınasında keyfine bakıyor. Her neyse, bence ona da zaman ayırmalı ama yok. Her gün annesinin evinde. Seni ve aileni umursamıyor. Bir de bana bak, ben hep buradayım. Her anımda kayınvalideme hizmet etmeye çalışıyorum. Affedersin. Aha, tabii. Ucala, seni gördüğüme çok sevindim. Nasılsın? Hadi geçsenize, oturun. Hadi. Gelin. Kiran yengemin kuzeni. O da yakın zamanda evlendi. Ah, anladım. Hakkında çok şey duydum. Aslında ben de öyle. Hakkında güzel şeyler duydum Kiran'dan. Öyle mi?
Otursanıza. Thank you.
Zer babanın ailesi seni hiç umursamıyor gibi. Yani damatları burada tek başına duruyor. Bu hiç hoş değil. Ama kimse senin yanına gelip bir şeye ihtiyacın var mı oğlum, her şey yolunda mı diye sormuyor. Yani bu duruma biraz üzüldüm. Hayır, aslında sordular ama yani... Biliyor musun? Bizim ailemizde damatlara çok saygı duyulur. Her mutlulukta, her sorunda onlara öncelik veririz. Ama burada kimse size bir şey sormuyor. Çok farklı bir sistem var. Annem bu sıralar pek iyi değil. Ama bugün burada olmak zorundaydım. Yoksa annemi bu durumda yalnız bırakıp hayatta gelmezdim. Evet, beyaz olanlardan daha çok kullan ve düzgün koy. Feyza? Şuraya da koy. Sen? Kayınbiraderinin odası nasıl olmuş? Evet, burası çok güzel görünüyor. Aa, anne, ben merdivenleri süsletmeyi unuttum. Gidip dur, bir söyleyeyim. Onu akşam olunca süsleyecekler. Tamam, o zaman sen dışarı çık ve diğer hazırlıkları kontrol et, hadi. Şurayı da çiçeklerle süsleyin kızım, tamam mı? Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaver'in annesiyle görüşebilir miyim? Evet, kimsiniz? Ben onun akrabasıyım. İyi olmadığını duydum. Bu yüzden sağlığıyla ilgili son durumu sormak istedim. Bekleyin, veriyorum. Efendim, telefon size. Sen git. Alo. Selamun aleyküm teyze, nasılsın? Aleyküm selam. Kimsin? Ben Feyza'nın yengesi, Kiran teyze. Oh. Evet, peki neden aramıştın? Şey, Yaver abi bana iyi olmadığınızı söyledi. Bu yüzden arayıp nasıl olduğunuzu sormak istedim.
Hem kınaya da gelmediniz. Ben de yarın düğüne gelecek misiniz diye arayıp bir sorayım dedim. Çok şükür. Sonunda gelinimin evinden birileri sormayı akıl etti. Aa teyze, olur mu öyle şey? Sen yabancı mısın? Bizim akrabamızsın. Bu yüzden seni merak edip aramak istedim. İyi bir ailenin kızı gibi görünüyorsun. Akrabalık bağlarına değer veriyorsun. Ama annen kızını verince bizi unuttu tabii. Bana Süheyb'in düğün davetiyesini bile ayıp olmasın diye göndermiş gibiydi. Bak, biz dostlarımıza asla böyle yapmayız. Ve her zaman gelinlerimize kızlarımız gibi değer veririz canım. Aynı şekilde damada da öyle. Ama onlar... Davetiyeyi bile kendileri vermedi. Benim oğlumu damattan çok bir yabancı gibi görüyorlar. Ne diyorsun? Annem davetiyeyi özel olarak gelip verdiğini söyledi. Aa, yok kızım. Davetiyeyi şoförle gönderdiler. Ay, bu çok ayıp olmuş. Neyse üzülme. Ben varım. Zerbap'la bu kabalıkları hakkında bizzat konuşacağım. Hem şu da var. Sen ailedensin, biliyor musun? Feyza abla bu evde çok baskın biri. Küçük sorunlarda bile olay çıkartıyor. Ama en önemlisi sizinle hiç ilgili değil. Bunu pek anlayamıyorum doğrusu. Sana ne diyebilirim ki kızım? Oğlumun kaderi iyi değilmiş. Üstelik Feyza'nın ne becerisi var ne güzelliği. Onları mecburiyetten evlendirdik. İtibarımı söz konusuydu. Yoksa oğlumun çok isteyeni vardı. Hepsi çok varlıklı ve saygın ailelerin kızlarıydı. Ama Allah rahmet eylesin Yaver'in rahmetli babası bize hep şunu dedi. Yaver'in evleneceği kişi benim arkadaşımın kızıdır. Ve ne yapalım? Aa, teyze, lütfen kendini üzme. Onların adına ben senden özür diliyorum. Burası düğün evi. Herkes çok meşgul. Belki bu yüzden davetiye getirememişlerdir. Ama endişelenme. Bunu Zerbap'la konuşacağım. Bu hiç adil değil. Hayır, hayır. Kimseyle konuşmana gerek yok. Ve bu konuşmalarda ikimizin arasında kalsın, olur mu? Neden benim yüzümden konumunu zedeliyorsun? Sen o evin gelinisin sonuçta, öyle değil mi canım? Aslında doğru söylüyorsun. Ama ben yine de bu saygısızlığa tahammül edemem teyze. Sen çok kibarsın, saygılısın. İyi karakterli bir kadınsın. Yani seninle konuştuğum zaman annemle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Evet kızım, ben senin annen gibiyim değil mi? Seninle konuşmak beni de çok mutlu etti. Sen gerçekten çok tatlı ve sevgi dolu bir çocuksun, biliyor musun? Feyza neden senin hakkında atıp tuttu hiç anlayamıyorum. Ne gibi? Senin kötü huylu biri olduğunu söylemişti. Müsrif, yalancı dedi. Sen hiçbir ev işiyle ilgilenmiyormuşsun. Ben başka ne diyeyim ki kızım sana? Hatta bir şey daha söyledi. Şey, sen Zerbab'ın lafını hiç dinlemiyormuşsun ve her zaman kocana karşı saygısızlık yapıyormuşsun. Boş ver onu teyze. Kimin umurunda? Ağzı olan konuşuyor. Biliyor musun? Annem evden ayrılırken ne nasihat verdi. Hiçbir zaman kayınvalideni üzme kızım dedi. Çünkü edep bunu gerektirir. Ama belli ki Feyza abla öyle değil. Allah şahit, benim yengem anneme karşı her zaman saygı gösterip iyi bir gelin olmuştur. Çok mutlu oldum kızım. Annen ve yengenle tanışmayı çok isterim. Aslında onların da müsait olduğu bir gün bizi tanıştırabilirsin. Evet, tabii olur. Yarın geliyorsun, ben seni onlarla görüştüreceğim. Ve sen Neval'in ailesiyle tanışmış olmalısın, değil mi? Hayır kızım. Yarın akşam düğününe gelince onlarla tanışırım. Sanırım onlar çok zengin bir aileymiş. Doğru duymuşsun teyze. Çok zengin bir aile. Ama ben de aşağı değilim. Belki Feyza abla sana ailemin düşkün olduğunu söylemiştir. Ama Neval'in ailesi hep kendilerini benimle yarıştırıyor. Öyle mi? Evet. Yüklü bir çeyiz getirdim. Bu yüzden 20 milyon mehir aldım. 20 milyon mu? Biliyorsun.
Durumumuz neyse ona göre bir tutar talep ettik. Ve o Neval'in ailesi bunu duyunca aynını istediler. Neyse. Şimdi kayınvalidemler bu yüzden çok endişeli. Şaşırdım. Bu çok büyük bir şey ve kimse yaver haber vermedi mi yani? Teyze, lütfen. Kimseye bundan bahsetme. Hı? Demek kayınvaliden oğluma değer vermiyor. Bunu onunla konuşacağım. Ve gelinine o kadar para verip kızıyla ne gönderdi öyle? Ama sen endişe etme, olur mu? Adını geçirmeyeceğim. Söyler misin bana, Naval nasıl biri? Sanırım... Yurt dışındaymış. Çok modernmiş. Biraz havalı biriymiş. O gelince hepsinin burnundan getirir. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne? Hiç bir şey yok. Ben kendine iyi bakmanı söylüyorum. Sabırsızlıkla düğüne gelmeni bekleyeceğim. Evet kızım. Ben de düğüne katılmak için sabırsızlanıyorum. Annenle tanışmayı çok istiyorum. Evet, evet. Annem de seni tanıdığına çok sevinecek. Neyse teyze, şimdi kapatıyorum. Lütfen evdeki kimseye benim aradığımı söyleme, tamam mı? Yani bundan hiç hoşlanmayanlar olabilir. Endişelenme. Hüda hafız, kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Oh, bu kadın beni yordu. Çok konuşuyor. Ama plan tuttu. Anne, sen ne yapıyorsun? Bir şeyler içiyorum, yemin ederim içim yanmış. Niye şişeyle içiyorsun? Bardağa koy, herkese rezil olacağız. Kusura bakma da sürekli kibarlık taslayamam, aklımdan çıkıyor. Söylesene, Ucala nerede, düğüne gelmedi mi? Nasıl gelsin, kalbi dayanmıyordur. Dün kocasıyla birlikte gayet şık giyinip gelmişti. Ben de anlamadım. Hangi cesaretle kalkıp gelebildi? Neyse söyle bana.
Yaver'i görüyorum. Ama annesini ve kardeşini göremiyorum. Ne oldu, düğüne gelmiyorlar mı? Sen onu düşünme. Birazdan gelir. Doğru söyle. Annesine ne söylendi de bu kadar kızdı acaba? Bu saate kadar düğüne gelmedi. Merak etme anne. O daha çok kızacak. Ama bana değil. Kendi gelinine. Senden her zaman korkuyorum kızım. Artık aptalca bir şey yapma. Kocan seni bu eve büyük bir zorlukla getirdi. Anne, neden sürekli beni düşünüyorsun? Ben küçük çocuk değilim. Sürekli azarlayıp tembihleme. Öyle bir hamle yaptım ki kimse benden şüphelenmeyecek. Sen de iç biraz. Çok güzelmiş, hadi. Allah'ım, bu kızın öfke nöbetleri ne zaman dinecek bilmiyorum. Keşke bana çekseymiş. Hep gergin. Yaver? Yaver, neyin var? Boş ver. Bir şeyim yok. Yaver, millet bakıyor. Neyi var diye soruyorlar. Sorun nedir? Bunu bana değil, annenle babana sorsana. Gel. Ne oldu? Anne, sana ne oldu? Herkese yemeği soruyorsun. Beni rezil edeceksin. Ne yapayım? Açlıktan ölüyorum. Şekerim düştü. Bak, titriyorum işte. Ne yapabilirim? Onların önünde biraz daha asil davran. Yemek verilecek. Kimseye yemek hakkında soru sorma. Ben sana getireceğim. Ama ben zaten asil davranıyorum. Yemek vermemeleri onların yemek ayıbı. Yemek hakkında soru sormayacaksın. Duydun mu? Allah'ım, açlıktan düşüp bayılacağım. Sen git otur. Gelinleri için milyonlarca rupi mehir veriyorlar. Ama bana verecek hiçbir şeyleri yok. Yaver, ne diyorsun şu an? Bunun sırası mı? Bunun için düğünü mü bekledin? Başka hangi zamanı bekleyeyim? Ha? Bak Feyza, annenle babanın bu kadar adaletsiz olmasını beklemezdim gerçekten. İnsan kendi çocuğuna bunu yapar mı? Her şeyi oğullarına verdiler. Kızlarına hiçbir şey yok.
Ailem bana hiçbir şey vermedi mi? Yaver, annemle babam bizim için neler yaptı? Unuttun mu bunları? Evet. Sana çeyiz vermek dışında ne yaptılar? Söylesene. Gel, ben seni yengemle tanıştıracağım, büyük yengem. Yenge, bu, gel, yaklaş. Bu benim yengem, adı Kiran, büyük gelin. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyiz abla, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Düğün nasıl, eğleniyor musunuz? Evet abla, Nevin seni bize çok övmüştü. Ama sen gerçekten de Neval'den daha güzelsin. He, benim iki yengem de maşallah çok iyiler, çok güzeller. Kiran abla çok daha farklı. Teşekkür ederim. Kızım, niye burada duruyorsun? Anne, Kiran'ın elbisesini gördün mü? Evet, elbise tanıdık geliyor ama çok pahalı görünüyor. Bunu ona Zerbe almış olmalı değil anne, mi? Anne, o aynı elbise. Hatırlasana, Naval'a kıyafet aldığımız yer. Gidip aynı modeli almış. Yok yok kızım, sen yanılıyor olmalısın. Düğününde bile ona bu kadar pahalı bir elbise almadık ki biz. Zerbe almıştır muhakkak, başka kim alacak? Anne, ben o elbiseyi çok iyi hatırlıyorum. Rengi müthişti. Ama onun fiyatı çok yüksek diye alamamıştık. Bunu nasıl hatırlamıyorsun? Çok pahalı bir elbise giyiyor anne. Yoruldum. Düğününde ona kendi değerinden daha fazla mücevher verdim. Ve şimdi bu... Bazen cidden Zerbab'ın aklını kaybettiğinden şüpheleniyorum. Bu çok fazla. Eminim çok ısrar etmiştir. Çok iyi görünüyorsunuz. Yani elbiseleriniz çok havalıymış. Madem ikiniz de böyle zevklisiniz, arkadaşınıza da modayı öğretsenize. Giyim konusunda bir şey bilmiyor. Yani ona kaç defa biraz şık giyin dedim ama beni dinlemiyor. Bari siz ikna edin. Evet abla, sen hiç endişelenme, biz onu değiştireceğiz. Teşekkür ederim. Neyse, keyfinize bakın. Ben konuklarla ilgileneyim. Tamam yenge. Tabii. Kayınvaliden geldi. Git buraya getir onu. Ben geliyorum. Aa, selamun aleyküm anneciğim. Nasılsın? Hmm. Anne, uzun zamandır seni bekliyorduk. Ah, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Uzun zamandır sizi bekliyorduk. Şimdi daha iyi misiniz? Allah'a şükür eskisinden daha iyiyim. Ama şaşırdım. Nasıl olduğumu sormak için zahmet ettiniz. Kaç gündür hasta yatıyorum ama beni bir kez bile aramadınız. Öyle şey olur mu hiç? Ben Feyza'dan sağlık durumunuzu öğrendim. Sizin için gerçekten endişeliydi. O nereden bilecek? 2 haftadır kayınvalidesinin yanında değil ki. Eğer sağlığımı merak ediyorsanız bana ya da oğluma sorsaydınız. Aslında... Feyza sizin için çok endişeleniyor ve bana sık sık sizden bahsediyordu. Ve ayrıca evimizde bir düğün vardı, bu yüzden ondan yanımda kalmasını istedim ben. Bırakın şimdi bunları. Gel anne, seni yengemle tanıştırayım. Gel.
Neval Şems Sıddıkı, sana soruyorum. Becahat, Hüseyin oğlu Süheyb'le 20 milyon rupi mehir karşılığında evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Süheyb'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Süheyb'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Ediyorum. Süheyb, Becaat Hüseyinoğlu, sana soruyorum. Neval Şems'le 20 milyon rupi mehir karşılığında evlenmeyi kabul ediyor musun? Benim hakkımda bir şey bilmene ve düşünmene gerek yok. Rahatsız ettiysem çok üzgünüm. Bu arada adın tam da kendin gibi. Ucala, yani ışıltı. Ucala, herkesi ikna edeceğim. Ama biraz beklemen gerek. Beni bekleyecek misin? Bilmiyorum Süheyb. Bak, güven bana. Her şey iyi gidecek. Annemler sakinleşsin. Sonra onları ikna edeceğim. Ama lütfen yanımda ol. Rızvan'la mı evleniyorsun? Evet. Sen delirdin mi? Bunu nasıl yapabilirsin? Ona hayır de. Hayır mı diyeyim? Sen istedin diye mi? Seninle aramızda ne var? Bak Ucala, bir anlık sinirle yanlış bir karar veriyorsun ama bunu yapmana izin vermeyeceğim. Bu benim hayatım. İstediğim kişiyle evlenirim. Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Ediyorum. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Thank you.
Odama tabii. Nereye olacak? Gidemezsin. Odama mı yani? Nedenmiş o? Abi, önce bize hediye vermelisin. Sonra odaya girebilirsin. Böyle gidemezsin. Ne? Evet ve bil bakalım ne hediye istiyoruz. Hayır, bir fikrim yok. Hediye ne? Bize para vermen gerek. 100.000 benim için, 100.000 ablam için. Ancak öyle içeri girebilirim. Bak şimdi beni iyi dinle. O insanlara gelenek için 200.000 verdim. Ve şimdi benden bir 200.000 daha mı istiyorsun? Abi, bu senin düğünün, para harcayacaksın tabii, sorun ne? Bu benim düğünüm, cezam değil, tamam mı? Neler oluyor burada ha? Anne, anne lütfen abime bir anne, şey söyler. Anne benden para istiyor. Ne kadar para istiyorlar? Anne sadece 200.000. 100.000 benim, 100.000 ablam için. Bunda evet. Ne var? Kesinlikle. Tamam oğlum. Onlara 50.000 verim. Anne ne diyorsun anne, beni Allah tutuyorsun aşkına? Yoksa onları mı? Oğlum yapacak bir şey yok. Hayır. Ben paramı paylaşacağım. Ben onların tarafında çalışıyorum. Size en fazla 10.000 rupi verebilirim. Kimse ayrı ayrı değil para benim. Verirsin. Tamam. 200'ün hepsi benim. Ver kurtul. Evet. Ver basit. Çok kolay. Ne istiyorlarsa ver. Nasıl çıkaracağım? Çok şükür geldin. O kadar ağır bir küpe ki onu çıkaramıyorum. Yardım et. Bitkin görünüyorsun. Öyleyim. Siz erkekler bu kadar ağır elbiseler giymek zorunda kalsanız sizi de görürdüm. Şu aptal geleneklerden nefret ediyorum. Çok şükür bittiler. Gelenekler bitmedi. Yarın tören var. Ne? Ben bu ağır takıları bir daha takamam. İstemiyorsan takma. Kimse seni buna zorlamaz. Teşekkürler. Tam da düşündüğüm gibisin. Öyle mi? Benim için ne düşünmüştün ki?
Sen gerçekten kibar ve anlayışlısın. Böyle düşündüm. Hep böyle kal. Diğer kocalar gibi sıkıcı olma. Şu anda nasılsam her zaman öyle olacağım. Peki hediyem? Ne hediyesi? Düğün gecesi eşlere hediye verilir. Yani mücevher falan. Ama sen takı takmıyorsun ki. Demek bana bir şey almadın. Evet, tabii ki aldım. Unutur muyum hiç? Hemen veriyorum ben. Bu. Bu düğün gecesi hediyesi. Düğün hediyesi. Madem öyle, bana sen tak. Bu saatte kim? Ben bakarım. Evet. Benim. Yine bu geldi. İçeri gel. Bunları sizin için getirmiştim. Neden bu saatte getirdin? Yenge, umarım sizi rahatsız etmemişimdir. Geldin artık, söyle. Ben annem aslında sizin için biraz meyve ve süt gönderdi. Ben de belki yersiniz diye bunları size getirmeyi düşündüm. Sen deli misin? Bu saatte bunları yiyeceğimizi mi düşündün? Biz yeni evlendik. Farkındasın değil mi? Abi, annem gönderdi. Eğer istemiyorsanız onu geri götürürüm, sorun değil. Hayır, kalabilir, sorun değil. Sen git. Kardeşimle niye böyle konuştun? Üzgünüm ama o da düşünmeli. Gecenin bu saatinde odamıza geliyor. O bir çocuk değil. Ne olmuş yani? Odaya geldi. Gelemez mi? Hayır. Senin için önemli değil ama bence tam tersi. Kardeşine söyle Kiran yengesiyle ilgilensin. Benim özel alanıma bu geç saatte kimse giremez. Bir daha yatak odamıza girmemesini söyle lütfen. Ne saçmalık. Neval. Üstümü değiştireceğim. Neval, bu neyin tavrı? Kendini rezil ettin. Şimdi mutlu musun? Allah aşkına sus. Zaten öfkeden deliriyorum, bir de sen başlama. Beni daha da germe. Beni buraya çağırarak hakarete uğrattın.
Seni bu yüzden mi gönderdim? Bütün bunlar için mi? Kocan nerede? Çağır onu. Ona öyle bir ders vereceğim ki unutamayacak. Allah aşkına sus, yavaş konuş. Seni duyacak. Nedenmiş o? Neden susayım? Sessizce oturup kızıma yapılan kötü muameleyi mi izleyeyim? Seyirci mi kalayım? Hayır hanımefendi, öyle bir dünya yok. Bütün bunlara tahammül edemem. Aslında bugün buraya bu insanların kızıma nasıl davrandığını kendi gözlerimle görmeye geldim ben. Evet, peki gözlerinle gördün mü? Şimdi iyi hissediyor musun? Gelip sana dert yandığımda bana sabır ve şükür dersleri verdin. Neyse, neden şikayet ediyorum? Benim kocam da yalancı bir adama dönüştü. Kardeşine 500 bin değerinde bir hediye verdi. Ve karısına sormaya zahmet etmedi. Sana sormaya ne gerek var ki? Kardeşime hediye vermek için senden izin mi alacağım? Benim kızımla nasıl konuşuyorsun böyle? Konuşmam gerektiği gibi. Değil mi? Haklısın. Eğer sen onunla bu şekilde kaba konuşabiliyorsan, ailen de istediği gibi konuşur tabii. Fakir insanların gururu yok mu? Sonuçta bu eve hep zenginler geliyor. Benim kızımın bu evdeki değeri ne? İyi davranmak çok mu zor? Bak sana bir şey diyeceğim. Karıyla koca arasına girmekten artık vazgeçmelisin. Sana ayrı bir oda hazırladık. Yorulmuş olmalısın. Gidip dinlensene. Daha niye burada duruyorsun? Yarın sabah şoför seni eve bırakacak. Beni dinle. Anne, lütfen. Sessiz ol ve odana git. Sabah konuşuruz. Git hadi. Şimdi gidiyorum. Ama yarın sabah ailesiyle ve kendisiyle konuşacağım. Şu tavırlara bak, saygısız. Bekliyorum. Hazır değil misin sen hala? Annemle evin her şeyi tek başlarına yapıyorlar. Yardım etmelisin. Niye, Sabra yok mu? Annenlerin evine kahvaltı hazırlamadı mı? Yeni gelin evde. Özel bir düzenleme gerekir. Git de onlara yardım et. Hadi uzatma. Hazırlanmadan git. Önemli olan seni yanında görmesi işte. Gitmek istemiyorum. Sana yine ne oldu acaba? Bana ne olduğunu bilmiyor musun? Dünkü düğün töreninde kimse ailemi adam yerine koyup onlarla konuşmadı. Kimseyi ailemle tanıştırmadılar, ilgilenmediler. Ve o kardeşin sürekli küçük yengesinin peşindeydi. Kimse bana su içer misin bile diye sormadı. Şimdi sen de bir şey olmamış gibi gidip onlara yardım etmemi istiyorsun. Bana değer vermeyenlere. Hayır, bunu istemiyorum. Bu şikayetleri ne zaman bırakacaksın? Sen ne zaman bana yapılan bu yanlışları göreceksin? Şimdi bize kim zulmetti hanımefendi? Niye? Kimin zulmettiğini bilmiyor musun? Senin kendi gözlerin yok mu?
Maşallah ailen yeni gelini büyük bir sevinç ve gösterişle karşıladı. Ama ben gelince aç mısın diye sormadılar. Hiçbir tören yapılmadan beni direkt buraya tıktılar. Hiç kimsenin yüzü gülmüyordu. Ne zaman beni görseler hepsi bir köşeye kaçıyordu. Niye eski defterleri açıyorsun? Senin yerinde olsam onlara iki çift laf ederdim. Benim karım size ne yaptı derdim. Neden herkes ondan bu kadar nefret ediyor diye sorardım. Ama sen böyle bir soruyu soramazsın. Çünkü ne beni umursuyorsun ne de seviyorsun. Seninle konuşmak kafayı taşlara vurmaktan farksız. Konuşma madem. Konuşmanı isteyen yok. Git. Sen havalı yengenle ilgilen ve onun için özel bir kahvaltı hazırlat. Hemen hazırlanıp aşağı iniyorsun. Annene de söyle, misafirler geldi, herkes sizi soracak. Aşağı inmeyeceğim. Ne benim ne annemin o misafirlerle hiçbir ilgisi yok. Bak, bunların zamanı değil şu an. Aşağı inmen hayırlı olur. Misafirler seni sorarsa ben ne cevap vereceğim? Çok basit. Karım annesin dedi. Ve ayrıca annemi tanımak isteyen var mı? Ha? Sen aklını kaçırmışsın. Evet, aklımı kaçırmama annen ve sen sebep oldunuz. Ben seninle konuşurken gidemezsin, beni dinle. Fitil ateşleyip gidiyor. Hala hazır değil misin? Kahvaltıya inmeliyiz. İki defa çağırdılar. Ben kahvaltıyı odaya söyledim. Bu evde kahvaltı odada değil ailecek yapılır. Böylece bereket gelir. Evet evet haklısın. Dün geceden beri kurallarınız bitmedi. Bana ders verebilmen için evlendik sanki. Bak Neval. Sana ders vermek istemiyorum. Bu evde yeni olduğun için kuralları hatırlatıyorum. Ayrıca sen disiplinli bir ailede yaşamamışsın ama bu saatten sonra lütfen buna alış olur mu? Ve biz nasıl davranıyorsak sen de aynı şekilde davranmalısın. Annem ve babamla da biraz daha fazla zaman geçir. Şimdi giyin de aşağı inelim. Bu kıyafetler güzel, hadi. Sorun ne? Bak, eğer odandaysan istediğini giyebilir ve istediğini yapabilirsin. Ama ailemin karşısına çıkıyorsan daha uygun giyinmek zorundasın. Bu kadar yeter. Dün geceden beri kurallarınız bitmedi. Onu giyme, bunu giyme, dışarı çıkma, geç kalkma. Yani nefes almam da mı yasak benim? Neval, elbette nefes alman yasak falan değil. Ne ilgisi var? Basit bir şey söylüyorum ben. Ben nasılsam öyle kalacağım. Bu evin sözde kuralları için kendimi değiştiremem. Hepinizin bu kadar tutucu olduğunuzu bilseydim seninle evlenmezdim. Yaşam tarzımı asla değiştirmezdim. Eğer bundan memnun değilsen ikinci gün boşanmamızda bir sakınca görmüyorum. Ben sıradan bir kız değilim. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.